Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Napolyon tatlısı yapıyoruz. Napolyoni, bir Napolyon pastası. Kanki. Canbaz. Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin. Kanki Canbaz. Eyvallah gençler. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün tezgah dolu. Çıtır çıtır harika. Malzemesi çok. Yapımı kolay. Lezzetli harika bir tatlı yapacak Kanki Canbaz. Bugün tatlı yiyeceğiz. Tatlı konuşacağız. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öptük. Efendim, Onur Market'in katkılarıyla anlatılmaz lezzetler mutfağımızda, ne diyelim, lezzet fırtınası estirmeye devam ediyoruz. Bugün milföy hamurumuzdan Napolyon tatlısı yapıyoruz. Napolyoni, bir Napolyon pastası. İzombraki, eskamara, brejne, vijne, başladık işte. Onur Market'te dükkan sizin. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Hazırsak başlayalım. Önce şu canım. Önce muhallebi hazırlayacağız. Yumurtalarımı atarak başlayayım arkadaşlar. Bismillah. Başlamak çok önemli. Şöyle aman. Şöyle şurada. Yalnız buraya yumurta kabuğu geldi. Onu alalım. Şimdi ne yapacağız önce? Yumurtamızın böyle beyazını ayıracağız abi. Efendim sarının bir tanesini attık. Efendim şimdi ikincisini alıyorum. Efendim bunu da aldık. Şimdi yumurtalara bir şey katmadan önce onu ne yapmam lazım? Yumurtayı çırpmam lazım. Yumurtayı çırpacağım ki, değil mi? Bir de yumurtayı çırparken şöyle yapın bak, üstüne basın. Böyle vurun üstüne. Bak o kendine geliyor zaten hemen. Önce yumurtamı çırptım abi. Şimdi bu olay, yani bu tatlıda biraz maharet istiyor. Devamlı karıştırmak istiyor. Devamlı böyle oynamak istiyor. Şimdi bana diyorlar ki neden kanki kullanmıyorsun? Mikser falan. Yok yani. Yani bir firma vardı. Anlaşmıştık. Hem de önemli, güzel bir marka. Anlaşmıştık. İşte göndereceğiz. Tamam oldu, bitti. Şimdi rakamları gördüler. İzlenme sayılarını gördüler. Şimdi ne oldu, gönderelim? Yok dedim, göndermeyin. Ben alıştım artık. Kendim çok rahat çırpıyorum dedim. İnşallah başka bir markayla anlaşacağız. Burada işte hamurumuzu yoğuracağız, doğrayacağız, karıştıracağız. Yani güzel böyle bir ekipman var. Yumurtamızı şöyle güzelce karıştırdık ve şekerimizi atacağız. Çok güzel. Bir bardak şekerim var. Bir bardak şekerim var. Çok güzel bir şekerim var. Çok. Şeker mi şeker? Evet, attım bir bardak şekerimi. Allah. Efendime söyleyeyim. Şimdi bunu da karıştırıyorum. Şöyle güzel yediriyorum abi. Böyle topak olacak ama sonra onu yumuşatacağız. O böyle sulu olacak. Şimdi bunu hallettik. Bu da tamam. Efendim şimdi sırada ne var? Şimdi sırada unumuz var. Unumuzu kattık. Eyvallah. Un da karıştı. Böyle karıştı. Karıştırdık. Efendime söyleyeyim. Bakın hafif böyle topalak oldu. Ama endişeye mal yok. Dediğim gibi biz ne yapacağız? Sütle bunu çok güzel bir hale getireceğiz. 3 bardak süt kullanacağım. Şimdi başka ne koyacağız? Nişasta koymamız lazım. Nişastasız olmaz bu iş. Nişastayı koyacağız. Nişastamız da burada. Efendim nişastamızı da kattık. Oh! Çok güzel bir karışım oluyor. Vallahi Napolyon ağzının tadını biliyormuş, aramızda kalsın yani. Şimdi unumuzu da nişastamızı da kattıktan sonra şöyle bakın bir kat oluşturduk. Kıtır oldu bu. Efendime söyleyeyim. Ben şimdi bunu artık yavaş diğer çırpıcıyla hallederiz. Ben şimdi yavaş ne yapacağım? Kademe kademe sütünü katacağım. Değil mi? Hemen aldım bereket sütümü. Diyelim şimdi bir bardak sütüm var. Şöyle verdiğim gazı Tabii sütümü böyle oluyor, lap diye atmayacağım. Ne yapacağım? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ona sevgi göstererek böyle yavaş yavaş katacağım. Bakın şimdi kattım. Biraz oynuyorum. Oynuyorum, 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 oynuyorum. Biraz daha. Oh, oh, oh. Şunu da kattıktan sonra şöyle, şöyle arkadaşlar. Şunu da kattıktan sonra şu şöyle dursun. Ben hemen şuradan, büyük cam fanusumu alayım. Bunda yapmam lazımdı aslında benim. Ben yanlış yaptım yani. Tamamen benden kaynaklı. Ne yapacağım? Tekrar bunu buraya. Evet. Şöyle. Hiçbir şey kalmasın. Ölçüsü kaçmasın bunun. Bir bardak sütümden, bu ikinci bardak sütüm. İkinci bardağımı da attım. Üçüncüyü de atayım ben. Üçüncüyü de atayım. Hiç beklemeyelim. Çırpacağız çünkü. Çırpmamız, yoğun çırpmak lazım. Efendime söyleyeyim. Oh! Bu da tamam. Şimdi hazır bu lazımken süt çok önemli hayatımızda. Sütten vazgeçmiyoruz. Çocuklarımıza süt veriyoruz. Ve ne diyoruz? Bereket versin diyoruz. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, güzelce çırptık. Efendim ben şimdi hemen yakıyorum ocağımı. Şimdi şunu güzel içeriye göndereceğim. Muhallebimi oluşturacağım. Çok da güzel karıştırdım. Bakın hiç topalak kalmadı. Orada da karıştırmaya devam edeceğim. Hemen ne yapayım? Ben bunu dökeyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi yine karıştıracağız. Bu işin sırrı karıştırmak. Devamlı karıştırmamız lazım. Onur Market'te dükkan sizin. Evet. Dana gözlerimizi de gördünüz. Gözlerinizle dana gözlerimizi gördünüz. Bu mamul hazır. Bu mamul hazır. Dana gözleri ortaya çıktıysa ben hazırım diyor. O zaman ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar şunu bir kere böyle alacağım. Tamam mı? Bunu aldım. Şöyle. Şimdi buna tereyağı ve neyi eklemem lazım? Vanilyamı eklemem lazım. Müsaadenizle ben şuradan hemen bunun tamamını kullanacağız. İşte tuzsuz tereyağımız. Bunu da attık abi içine. Tamam mı? Buradan da vanilyamı aldım abi. Vanilya. Vanilya. Hani o bahsettiğim koku veren vanilya. Oh. Onu da verdim. Şimdi bunu güzel yedireceğim abi bak. Şöyle. Güzel. Güzel. Yağım da eridi. Yağ da eridiyse... Şimdi tereyağım eridi. Yalnız küçük bir tüyo arkadaşlar. Şimdi ben milföy hamuruma geçeceğim için size söylüyorum. Bunu güzel böyle belirli aralıklarla soğurken karıştırmamız lazım ama kabuk bağlamasını istemiyoruz. O nedenle ne yapacağız? İyice karıştırıp bu böyle soğuduğuna inandığımız an şöyle güzel bir onun üstüne yalnız böyle kapağına değil. Üstüne streç'i böyle yapacağız ki böyle bir orada bir şey oluşmasın. Yani kabuk oluşmasın. Bunu sağlamamız lazım. Şimdi bu duruyor. Bu duruyor. Kanki Canbaz bunu alıyor. Müsaade istiyor. Böyle bak. Heh, bak çok güzel. Hemen şimdi milföylerimi alıyorum abi. Hiç uzatmıyorum. Milföylerimi alıyorum. Şu dursun. Şöyle yenisinden. Efendim şöyle aldım. Bak şöyle aldım. Aldım. Şöyle bir. Bakın şöyle bir. Bir de bunu aldım. Şöyle. Şöyle. Şu iki. Şimdi bundan 8 tane parça çıkaracağım arkadaşlar. Efendim milföyler hazır. Şimdi normalde bunu biraz ezmek lazım. Ezmek lazım ama ezersek problem çıkartıyor. Onun yerine ne yapıyoruz? Bir taktik var. Size güzel bir taktik veriyorum. Bakın. İşte bizde böyle antik kuntik aletler var. Antik kuntik. Bakın bu böyle bir alet. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın. Şimdi önce bir böyle yapacağım bak. Tamam mı? Bak, çok güzel bir hat oluştu üzerinde. Bunu böyle yapacağım. Yaptım. Şimdi ben bunu acımayacağım. Bir de böyle yapacağım bak. Hop. Şöyle. Hop. 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 Şöyle. Bunu da şöyle. Neden? Neden? Milföy hamurumun çok fazla kabarmasını istemiyorum. Milföy hamurunun fazla kabarmaması. Böyle çıtır olması lazım ki kat kat yapacağız aletimizi. Ablalar öyle yapıyormuş. Bak şöyle yapalım. Pıt 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 pıt. Bir de şöyle yapalım. Pıt 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 pıt. Böyle pıt 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 pıt. Bu kabarmasını engelliyormuş gençler. Vallahi yeni adetler öğreniyorum. İnan olsun. Yeni adetler. Bunlar meğersem önemli tüyolarmış. Yani bunları paylaşmak sizinle bana keyif veriyor arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Hemen küçük bıçağımı alacağım. Şuradan küçük bıçağımı. Ne dedim? 8 tane, 8 parça çıkarmam lazım. Önce şöyle bir ortadan bunu bir öyle güzel bir kestim mi? Kestim. Bakın şimdi bu kesildi. Bir de ben bunu buradan böyle şey ettireceğim. Şöyle. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Hop. Hop. Tamam. Bak şimdi bunlar hazır. Ben şimdi bunu alıyorum. Şöyle. Şöyle. Başlıyorum dizmeye abi. Bak. Şimdi bunlar güzel. Ne olacak? Ne olacak? Ben fırına gideceğim. Bunları vereceğim. Laptadanak hemen geri geleceğim. Bir zaman atlaması yapacağız. Buraları şeklini şemalini hazırlayacağım. Sonra size sürprizim var. Bir materyalle şov yapacak Kanki Canbaz. İnşallah. İnşallah böyle taramalı ile çok güzel bir janjan yapacak. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Bunları pişiriyorum. Hemen geri geliyorum. Hadi bakalım. Kanki Canbaz. Efendim çok kısa bir zaman oldu ama ben çok iş yaptım. Neler yaptım? Gittim. Bakın. Milföy hamurlarımı fırınımda pişirdim. Şu anda bunlar kıtır kıtır. Fırına vermeden önce bir atlama yapmışız. Önemli çünkü bu. Bu çok önemli. Bereket versin hemen fırına atmadan ya ben doğru mu yapıyorum acaba bir şey eksik mi diye kalite kontrol yaparken hani buradan aldım milföy hamurlarımı işlem yaptıktan sonra fırına götürüyordum. Tekrar geri geldim. Burada ne var? Burada bakın esmer şekerim var. Bu esmer şekerden milföy hamurlarımın üzerine döktüm arkadaşlar. Ki şu havayı, şu katı, şu kızarıklığı esmer şekerim sağladı bana. Onun için unutmuyorsunuz. Fırına götürürken esmer şekerleri üstüne bocalıyorsunuz. Dedik. Artı bunu soğuttuk. Bakın şu anda kıtır kıtır. Bunlar soğudu. Bunlar soğurken ben bir kahve içtim. Ondan sonra birkaç telefon görüşmesi yaptım. Artık her şey hazır. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Artık yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Zaten bahsettiğim üzere bakın. Bakın bahsettiğim üzere çok güzel bir hal aldı. Güzelce karıştırdık. Bir kabuk olmasına engel olduğu karıştırdıklarıyla aralıklarla. Şimdi ne yapacak Kanki Canbaz? Bana bir müsaade. Ben bir güzel bir ağır bakım yapıyorum. Tekrar bakıyorum. Kanki Canbaz. Efendim alet hazır. Gördüğünüz üzere alet hazır. Bunun ucunda bir kopça var. O kopçayı biraz sonra keseceğim. Yarım saattir makasla mı kessek, bıçakla mı kessek? Acaba kesebilir misin? Acaba kesemez misin? Yani keseceğim Allah'ın izniyle. Bu burada hazır. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Oluşturmaya başlayacağım ya. Şöyle arkadaşlar şundan biraz alacağım. Bu bizim muhallebiden alacağım. Şunun altına biraz koyacağım. Niçin? Ben bununla işlem yaparken bu fazla kıpraşmasın. Sağa sola kaçmasın diye. Bakın şöyle. Şöyle koydum abi. Evet bu şimdi kıpraşmıyor. Hemen şu aletin ucunu keseceğim arkadaşlar. Şurada şöyle keseceğim. Heh, hadi bakalım. Şimdi göreceğiz. Canbaz maharetini göreceğiz. Şimdi ne yapacağız? Böyle el mahareti. El mahareti. Şu malzemeyi şuraya böyle sıkacağız. Hafif. Böyle sıkacağız. Ondan sonra bakın arkadaşlar şöyle. Aynen şöyle. Böyle güzel bir kat oluşturacağız abi. Bunu oluşturduk mu? Oluşturduk. Sen kıpraşma. Sen kıpraşma. Şimdi buna ne yapmam lazım? Bir ruh vermem lazım. Birazcık badem. Şöyle. Birazcık. Şöyle tanelerinden alayım. Birazcık badem. Sonra doğranmış şam fıstığı. Bak. Bak. Vay arkadaş ya. Çok güzel. Sonra 3 tane çikolata. Fazla değil. 1, 2, hadi gel sen de böyle 3. Şimdi ne yapacağız? İsteğe bağlı. İsteğe bağlı. Mesela bir tane kivi koyalım. Tamam mı? Bir tane muz koyalım. Yani muz koyalım. Bir tane de çilek koyalım. Şöyle olsun. Efendim ne yapacağız? Şimdi kapağımızı kapatmamız lazım. Kapağı nasıl kapatacağız? Alacağız. Şöyle. Tekrar buradan ki dağılmasın. Değil mi? Şöyle. Şöyle. Oh aslanlar gibi şöyle. Bir daha böyle. Bunu ne yapacağız abi? Biraz yayalım yalnız. Biraz yayalım. Böyle. Heh. Bunu ben şimdi bunun üstünü kapatacağım abi. Bak bak görüntüye bak. Abi, görüntüye bak ya. Bak bak görüntüye bak. Bak görüntüye bak. Burada ne var? Pudra şekeri var arkadaşlar. Şimdi böyle attım. Bak. Böyle azıcık. Bak şimdi şöyle. Pırt pırt yapacağım. Tamam. Ondan sonra şimdi bunun üstüne böyle güzel çileklerimizi koyalım abi. Oh. Şurada olsun. Eyvallah. Şimdi ilkini ben yaptım. Görüyorsunuz. İlkini ben hallettim. Ben hani kendi hayal gücümle ve damak lezzetimle bir güzel bir dizayn yaptım. İçine işte çam fıstığı koydum. Efendim çikolata koydum. Badem koydum. Hem kivi koydum hem muz koydum. Efendime söyleyeyim. Çileklerle süsledim falan filan internetten ama bu beni kesmez. Neden? Bu beni kesmez. Şimdi normalde ben şeker hastasıyım ama bundan tadacağım malum. Zaten diğerlerini diğer 3 tane ne diyelim Napolyon pastamızı sunum sonrası biz fotoğraflar çekiyoruz. Orada size göstereceğiz. Şimdi ben ne yapayım abi? Ne yapayım? Buna bir şeyler daha lazım. Yani ne lazım? Bak burada çok güzel çikolata sosu var. Bak çok güzel çikolata sosu var. Şimdi ben bu çikolata sosunu alayım. Akıyor evet. Bak şöyle bir yapıyorum bak şöyle. Bak şöyle. Oo, bak. Önce bu çikolata sosumu şöyle kafama göre bir şekil verdim abi bak. Şöyle. Tamam bu kadar yeter. Keser mi? Kesmez. Buna ne lazım? Bir de zaten içinde meyve var ama ben bir de şu hazır meyveden şöyle janjan yapacağım. Şöyle bir sallayayım. Şöyle. Şöyle. Hop. Bu da çok güzel. Aa, bu kadar emek verdikten sonra ben bunu karamellemez miyim? Buna karamel de lazım. Bak şöyle. Oldu be. Oldu. Vallahi. Bunu ben tadayım arkadaşlar. Pastamızı bitirdik. Napolyon pastamızı bitirdik. Diğerlerini de yapacağım. Göstereceğim. Ben şimdi büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Onur Market'e her daim olduğu gibi sonsuz teşekkürler. Bugün ağzımız tatlansın dedik. Çıtır çıtır güzel bir ne yaptık? Milföy pastası yaptık aslında. Adı Napolyon diyorlar. Dilediğiniz gibi içini oluşturabilirsiniz. Başka meyveler de kullanabilirsiniz. Başka materyaller de kullanabilirsiniz. Ben böyle olmasını istedim. Ama diğerlerini de dediğim gibi sonunda finalde göstereceğim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle şuradan tutarak eyvallah. Şöyle bir parça kestim arkadaşlar. Müsaadenizle Bismillah diyorum. Tadıyorum. Bir sonraki yemekte görüşelim. Kendinize iyi bakın. Sonsuz teşekkürler Onur ailesine, Özen ailesine. Bismillah diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ben dediğim gibi diğer 3 tane Napolyon pastamı da hazırlayacağım. Onları da finalde göstereceğiz. Fotoğraf halinde göstereceğiz. Bir de janjanlı bir dönüş hareketi yaptıracağım demiştim. O halde bismillah, hakkınızı helal edin. Allah yollukla sınav etmesin. Ne diyelim? Allah zorunuzu kolay eylesin. Hoşça kalın. Eyvallah.